Parmak Kız. Bir zamanlar güzel bir köyde yalnız bir kadın yaşarmış. Bir sabah çiçeklerini sularken aralarında aniden küçük bir peri belirmiş ve "Neden bu kadar üzgünsün?" diye sormuş. Kadın, "Artık yalnız hissetmemek için her zaman bir çocuğum olsun istedim," diye cevap vermiş. Peri ona sihirli bir tohum vermiş ve "Bu tohumu toprağa ek ve güneş ışığına koy," demiş. Kadın perinin dediğini yapmış. Kısa süre sonra tohum güzel bir çiçeğe dönüşmüş. Yapraklar açıldığında içinde minik bir kız belirmiş. Kadın çok sevinmiş ve "Sana Parmak Kız adını vereceğim. Çünkü baş parmağım kadar küçüksün," demiş. Kadının hayatı neşeli bir hal almış ve her gün Parmak Kız'a bakıyor ve ona şarkı söylüyormuş. Bir gece Parmak Kız uyurken bir kurbağa gelmiş. Kurbağa Parmak Kız'ı görünce çok sevinmiş ve onu bir gölete taşımış. Ertesi sabah kurbağa Parmak Kız'a oğluyla kalıp oynamasını söylemiş. Parmak Kız korkmuş ve mutsuzmuş. Göletteki balıktan kaçmasına yardım etmesini istemiş. Balık lotusun sapını çiğnemiş ve Parmak Kız taç yaprağı üzerinde yüzmüş. Suyun üzerinde yüzerken bir sivrisinek onu gördü ve arkadaş olabilmeleri için onu ailesinin yanına götürmeye karar verdi. Ancak sivrisineğin ailesi Parmak Kız'ı görünce üzülmüşler. "Bizim gibi değil," demişler. "Kanatları yok. Götürün onu." Sivrisinek Parmak Kız'ı karlı bir dağda yalnız bırakmış. Üşümüş, korkmuş ve üzgün olan Parmak Kız koşmaya başlamış. Yaralı bacağı olan bir kuş bulana kadar koşmuş. "Kuş, bana yardım et," diye bağırmış. Parmak Kız kuşun bacağına bakmış ve güvenli bir yer bulmasına yardım etmesini istemiş. Kuş onu sırtına almış ve birlikte bir prensin yaşadığı güzel bir ovaya uçmuşlar. Prens Parmak Kız'ın boyutlarındaymış ve kısa sürede çok iyi arkadaş olmuşlar. Kuş ikisini de Parmak Kız'ın annesine geri götürmüş. Annesi onu tekrar gördüğüne çok sevinmiş ve prensi kalmaya davet etmiş. Parmak Kız ve prens annesine olan her şeyi anlatmışlar. Hepsi sonsuza dek mutlu yaşamışlar.